akşam güneşin bir batışı var ki Malatya seni hiç unutamadım, yandım hasretinle kavuşamadım. Sayın rektörüm, kıymetli başkanlarım, gelmiş insanlarımız, Malatya sevdalısı güzel yürekler, Kötülye Doğan Yol Eğitim Vakfı'nın bugün üçüncüsünü düzenlemiş olduğu ve geleneksel hale gelen Vefa programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Efendim, açılış konuşmalarını yapmak üzere Kötülye Doğan Yol Eğitim Vakfı Başkanı Doktor Hasan Hüseyin Şener'i huzurlarınıza arz ediyorum. Bu pazar günü özel vaktinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam, Şeref Abi, Hüseyin Bey, Aziz Abi, hepinize teşekkür ediyoruz. Varlığınız varlığımızdır. Vefa zamanı etkinliğini üçüncüsü araya bazı süreçler girdiği için biraz inkıtaya uğramış oldu. Vefa arkadaşlar hemen bir kilometre aşağıdaki bir semtin adı değildir. Vefa yıllardan derinliklerden süzülüp gelen ve insanlığın sürekli yeşil kalabilmesi için çok önemli bir duygudur. Biz bu vefa zamanını niye oluşturduk? Niçin düşündük? Bugün öğrencilerimizden 10 kişi kadar burada. Şanssızlığımız bu hafta final haftası olmasından dolayı. Bir de yani kız öğrencilerimiz bugün hiç yok. Yine ataerkil bir yapı olduk. Kötülye'ye yakışmadı hocam. Hep çırmıklılar olacak değil. Yani Kötülye'ler de baylı bayanlı geliyorlar. Onun için öğrencilerimizin zamanlamasından dolayı eksiğimiz var ama yine 10 tane çocuğumuz burada, 11 tane. Hatta Edirne'den imtihanını verip tatile gelen Eren Karak kardeşimiz de burada, Kötülye Örmeli'de. Şimdi biz bu vefayı, bu çatıyı kuran, manevi yüreğini buraya koyan insanlara ve sürdürülebilmesi için büyüklere ihtiyacımız var. Ondan dolayı ben öğrencilerimize çok değer veriyorum. Onların içinden süzülecek bir kaymak tabakanın bu vakfı geleceğe, sonsuza taşıması, insanlığa, bilime ve bütün güzelliklere imza atması için bunu oluşturuyoruz. Tabii günümüzde birçok değerin içi boşalmış olabilir ama ümitsizlik bize asla yakışmaz. Bu vesileyle tekrar bizleri şereflendirdiniz. Vakfınıza sahip çıkıyorsunuz. Çocukların eğitimine ve geleceğine ışık tutuyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ben profesyonel manada değil, amatörce ruhu bizimle olan Yusuf kardeşimizin sunuculuğu falan bizim başkan yardımcımız Sayın Bayram Tilbaç'ın sürprizi oldu. Dolayısıyla ben o kadar beceremedim. Ama ben özeti ve bu dört abide şahsiyetten birer kelime bahsedip tekrar mikrofon sahibine vereceğim. Tekederesi Köyü Derneği adına Sayın Aziz Orhan, bu birlikte olmanın, derelerin aynı ırmağa akıp büyümenin erdeminde olduğu için kendi dernekleri adına, kendi derneğinin bünyesinde olan insanlardan dolayı göreve geldiğimiz günden beri her ay 10.000 TL, bu Ocak ayından itibaren de 15.000 TL gönderiyor. Yani bunu ben, başka köy derneği başkanı varsa içimizde onlara duyurulur bilgi açısından. Sonuçta biz burada çok şükür Allah'a ayda 220.000 TL 440 çocuğumuza burs gönderiyoruz. Yani 500 lira derde deva mıdır? Değildir. Ama bir nefestir. Ben iki üniversite bitirdim. Efendim, Hüseyin Türkan Bey iş insanı gerçekten Çelebi gönüllü, hayırsever, genç bir kardeşimiz. Geldiği ocak kökünden de belli. Allah varlığını daim etsin. Mehmet Şeref Baran, bu fikir Kötülye Derneği ortaya atıldığında kendi ofisini ve imkanlarını
hiçbir dünyevi şey talep etmeden 2 sene açtı, dernek oldu, dernekten vakfa geçerken de böyle valla eline değil gövdesini taşın altına koydu. Onun için ben bu abileri, özellikle Mehmet Şeref Aran gibi abileri, bu vakfın manevi tapusunun sahibi sayıyorum. Yani maddi her zaman yeni ilgilendir ama manen bu vakfın manevi tapusunun sahiplerinde. Valla Mesut hocamı da anlatmama lüzum yok. Mesut parlak. Malatya'yı aşmış, Türkiye'yi aşmış. Bir değerimiz bizim aramızda olması da bizi onurlandırmıştır. Ben Mesut hocaya şöyle diyeceğim. Öğrenciliğimde bana dokundu. Birçok sivil toplum örgütünde, birçok faaliyetlerde talebesi olarak yanında bulundum. Ben Mesut hocayı bir cümleyle tarif etmek istiyorum. Hani bilirsiniz, Aziz Sincar, Nobel ödüllü hemşerimiz, gurur duyduğumuz. Mesut hoca ona da değmiştir. Mesut hoca asistanken o da onun talebesidir, hukuku var. Ben Aziz Sincar'ın Obama'yı, Aziz Sincar'ı kabul ettiğinde Aziz Sincar'ın Obama'ya söylediği sözü hatırlatmak istiyorum. Diyor ki, teşekkür ederim kabulünüz için. Ama silahlanmaya ayırdığınızı bilime ayırsaydınız insanlığın yüzü hep gülecekti. Şimdi talebesi bunu söylüyor. Vallahi ben şahidim ki Mesut abi diyeceğim, hoca demeyeceğim. Mesut abi bunu padişahın, devrin hükümlerinin yanında da söyleme cesaretini göstermiştir. O cesaretinden dolayı ellerini öpüyorum. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Efendim, başkanımız Sayın Şener'e çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de değerli misafirler, plaketler var. Evet, plaket takdim etmek üzere, plaket vermek üzere Tekstil İhracatları Birliği eski başkanı iş insanlarımızdan efendim Sayın Hikmet Tanrı verdiği ve yine iş insanlarımızdan vakfımız başkan vekili Abdullah Işık Beyefendi'yi efendim takdim ediyoruz ve plaketlerini almak üzere de Kütürge Teketelesi Köyü Dernek Başkanı Sayın Aziz Korhan'ı davet ediyoruz efendim. Selamlama konuşma yapmak isteyen de buyurun. Cümleten selamünaleyküm. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kütürge Vakfı'na, Kütürge Vakfı'nın başkanına Sayın Hasan Hüseyin Şener'e çok çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocamıza sırtımızı döndük ama hocam kusurumuza bakmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye Vakfı'na yardım etmek lazım. Bu gençlere okutmak lazım. Bu gençler okumazsa hiçbir şey olmaz. Bu gençlerin mutlaka ve mutlaka okuması lazım. Karınca kararınca işte 500 lira bir para veriyor. Keşke de her birisine 5000 lira verebilsek ama neticelerini unutmuyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecektir. Türkiye Vakfı'na çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Rektörüm, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hakikaten pazar günü böyle çocuğu çocuğu bırakıp buraya kadar geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Hocam biz burada eğitimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar imkanlarımızla. Şimdi görev aldığımızdan beri başkanımızla birlikte yaklaşık 450 kişiye şimdi burs veriyoruz. Çok büyük miktarlar değil ama hakikaten öyle hikayeler oluyor ki gözümüz doluyor. Yani insanlar o 500 liraya bile çok ciddi ihtiyaçları olan arkadaşlar var. O yüzden de bizim
Rıfat Hisarçıklıoğlu'nun bir şeyi vardı. Geri dönüşü olan en büyük yatırım, yani ticari olarak da belki bir sürü yatırım yapabilirsiniz ama esas geri dönüşü olan en büyük yatırım eğitime yapılan yatırım. Yani onun geri dönüşünü kısa vadede de uzun vadede de her zaman alırsınız. O yüzden de eğitim hakikaten hepimiz için çok önemli. Bugün de burada başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 öğrenci için kendi derneklerinden katkı sağlıyorlar buraya aylık 30 öğrenci için. Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün de burada tabii çok değerli kardeşlerimiz var. Hüseyin başından beri bizle beraber sağ olsun çok yakın kardeşimiz. Her zaman eli üstümüzde. Şeref abi başkanın da dediği gibi buranın temel taşlarından bir tanesi. Hocamı söylemeye gerek yok. Hocam bizim hep önümüzde önderimiz oldu. Hep onu gördük önümüzde. Hani Malatyalıların gururlandığı insanlar vardı ya zaman zaman. Hocam hep bizim gururlandığımız, önümüzde bize lider olan, bir rol model olan birisi oldu. İnşallah Mesut Hocam gibi rol modellerimiz daha da çoğalır. Malatyalılarımız, Malatyalı dostlarımız, hemşehrilerimizi daha iyi yerlerde görürüz. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Aziz abi tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Başta rektörüm var, teşekkür ediyorum. Petrogen'de Doğan Yuvaklı'nın bu referandumu da içimizde bulunduğu için tekrar teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Ben bütün insanlara sesleniyorum. Özellikle Petrogen insanlara sesleniyorum. İlim tahsili için lütfen herkes imkanı dahilinde ilime yardım için vakfa yardımcı olsunlar. Gelelim şey alan talebelerimize, burs alan talebelerimize. Sizlere de şunu tavsiyede bulunuyorum bir abiniz olarak. Siz tavsiyenizi bitirdiğiniz zaman sizinden sonra gelen nesillere en az kendiniz kadar düşünmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize başarı diliyorum. Selam ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim yine plaket vermek üzere Ötürge Doğan Yol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Bayram Tilbaşı efendim davet ediyoruz. Ve plaketlerini almak üzere iş insanı, eğitim sevdalısı Hüseyin Türkan beyefendiyi davet ediyoruz efendim. Başkanımız Sayın Şener'e çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de değerli misafirler, plaketler var. Ve vakıf kurucularımızdan iş insanı Mehmet Şeref Baran'ı davet ediyoruz. Ve ayrıca efendim, vakıf başkanımız Dr. Hasan Hüseyin Şener'in de çok özel bir hediyesi olacak kendilerine. Evet, buyurun. Petrogenlilere selam ve saygılar diliyorum. Çok uzun yıllardan beri beklediğimiz, özlemini çektiğimiz Petrogen'i geçmişte gerçek söz vererek bir sandalyemiz ile yokken Petrogen'i yapmaya 1988 yılında karar verdik ve onun eseri olarak şimdi şurada gözlerimizle görüyoruz. Hepsi tüm bu konudaki hizmeti geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çok çok iyi olacağına inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın rektörüm, değerli Azrul, hepiniz hoş geldiniz. Tabii Şeref abiye bu vakfa katkıları o kadar çoktur ki kurulduğu günden beri Bakırköy tesislerinde devamlı yararlandık. Kapılarını devamlı bize açtı. Bütün Petrogenlileri orada ağırladık. Kendi yerimiz gibi kullandık. Bazı derneklerde, bazı organizasyonlarda, pikniklerde pikniğe
spor kulübünün mutfağını taşıdık. Piknik yaptığımız yerlerde inanın gelip geçen kişiler güdürgenler bu kadar güzel organizasyonu nasıl beceriyorlar diye bize teşekkür ettiler. Ve bu güzel insanın sayesinde her zaman bu derneğe katkıları maddi manevi çok büyüktür. Ne zaman başımız sıkışsa Şeref abi şurada şu var, burada bu var, tamam Suzuklar ben buradayım ne gerekiyorsa yaparım diyen bir abimizdir. Bu plaketi de vermek bana nasip olduğu için çok gururluyum. Onurlandırdınız beni, çok teşekkür ediyorum. Bunu, buradaki bu yazıyı da evet ben hiç okumadım. Eğitime yaktığınız mum yarınlarımızın batmayan güneşi olacaktır. Saygı ve muhabbetimizle diyoruz. Alttaki bir yazı daha yazmış başkan maşallah. Başka söyleseydiniz ben ezberleseydim bunu. Hiç olmaz. Yani şimdi ben... Şey okuruz. Sayın Mehmet Şeref Orhan. İnanmak, çalışmak ve vazgeçmemek. Sizde bütünleşmiş iyi bir var, iyi ki varsınız saygılarınızla. Sayın Şeref Orhan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bitmiyor. Şeref abinin tapusunu da vereceğiz. Şimdi duygulanacak. Yani keşke büyütebilsek de kurucu olduğu zamanki resmini görseniz. Şeref abimize demin iki kelimeyle bahsettim. Çok fazla da konuşmaya gerek yok. Şeref varan işte bu. Yalnız bu kayıt tarihindeki resmin altına bu işten anlayanlar dedi ki bugünkü başkan olarak bir şey yazarsanız çok daha iyi olur. Bu takviye evde torunları da torunların çocukları da görecek inşallah. Yazdığımız yazı vaktinizden ve nakdinizden yapmış olduğunuz fedakarlıklar sayesinde genç nesillerin eğitimine umut olduğunuz varlığınız daim olsun inşallah. Hürmet ediyoruz. Bu senin kapın abi. Resmin de var. Bu da abi adınıza vakfımızı verir misin? Ziya abini tabii. Evet. Vakfımızın yayın evi de var artık. Ziya Akşahin abimizin gökyüzünde dokunurduk babaya. Şeref abi için imzaladığı kitabı takdim ediyoruz. Ama birazdan kitapsızlara da kitap imzalattıracağız. Onlar bir şeyler atarlar kasaya. Şeref ediyoruz da. Yanlış anlamıyor. Yani bu kitaptan olmayanlar acıyor. Anladığımız anladık. Selam. Efendim yine plaketlerini takdim etmek üzere İngiltere Kraliyet Madalyası ve Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası almış eğitim sevdalısı, iş insanı Malatyalı hemşerimiz efendim Ziya Akşahin'i şöyle götür gelin. Malatyalı değilmiş, götür gelin. Efendim, plaketlerini almak üzere İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Profesör Doktor Sayın Mesut Barla çağırıyoruz efendim. Ve yine bugünün arasına efendim hediye takdim etmek üzere iş insanı, yardımsever, eğitim sevdalısı Remzi Bayhan'ı da takdim ediyoruz. Önce versin sonra mı konuşacaksın? O değil, o değil. Almadan konuşmam mı diyorsun? Biraz duygulandım. Böyle bir günde böyle bir değerli bir bilim adamına ödül vermek benim için çok büyük, çok ama çok büyük bir ödül. Kusura bakma ben duygusal bir insanım. Böyle şeylere biz özellikle bayağı ayranım kabarıyoruz yani kusura bakma. Hocam benim için çok büyük bir gurur, bir şeref plaketi size vermek.
bir arada olmak, hepinizden beraber, özellikle Sayın Rektörüme çok çok minnettarım. Bizim ideolojimizsin. Her zaman yanındayız, her zaman emrindeyiz. Yeter ki emredersin, her zaman yanında olacağız. Sizden gurur duyuyoruz. Özellikle olarak, Alakası olarak, Batıklı olarak özellikle saygılarını sunarım efendim. Burada bir Profesör Doktor Mesut Parlak, bilime, insanlığa ve adamlığa adanmış bir ömür saygılarımızla Kötürk Eğitim Hakkı. Şunu da versin Remzi Bey. Hocam da ekstra bir şey yaptık. Hocam İstanbul'u ve denizine emeği olan ve özel bir tabloyu da bugünün anısına takdim ediyoruz. Yükün çok ama aynı seni taşır Hasan Arat. Nasip olduğu için hürmet duyuyoruz burada. Bize nasip olduğu için hürmet duyuyoruz. Allah sekörümüzü kabul etsin. Kitabın da burada ha, hocam. Kitabın da burada. Yani kitapsız mı? Dayısın. Şimdi... inanın, içtenlikle söylüyorum. Bugünkü mutluluğumu yaşamamdaki çok ender günlerden biri olarak kabul ediyorum. Gerçekten bugün bir umre yaptım diyebilirim. Sayın Akşehir'in pek görüşmesek de ama Akşehir'in soyadıyla ülkeyi gelecekte o karşıda oturan Z kuşakları geleceğe taşıyacaklar. Aydınlığı olmayan bir toplumun geleceği yok. Biz milleti olarak çok büyük bir ulusuz. Dili, dini, rengi, etnik kökeni ne olursa olsun hep aynı mahallenin insanlarıyız. Aynı ilkelerle, aynı kültürde, aynı geleneklerle büyüdük. Ne olur gençler, geçmişle ilgili geleneklerimizi öğrenin, okuyun ve geleceği sizden sonraki kuşaklara aktarın. Türkiye bugün çok büyük, yani sıkıntılı günlerden geçiyor. Bunun çok daha büyüklerini geçmişte yaşadı. Ama Cumhuriyet'le taşlandırdı, demokrasiyle taşlandırdı. Bu ulus her zaman aydınlığı, çağdaşlığı kucaklamış bir toplumdur. Bunu gelecek kuşaklara, gençler, size çok şeyler düşüyor. Çok işler başaracağınızı da kuşkum yok. Bugün bir akademisyen olarak öbür yukarıda da konuştuk. Amerika'da en az 5-6 tane üniversitenin tepe noktalarında bizim öğrencilerimiz oturuyor. Bu ulus çok büyük bir ulus. Gelenekleri olan, görenekleri olan, geçmişten bir takım genetik taşıdıkları ilkelerle çok büyük bir ulus. Zeki, akıllı. Ama tek eksiğimiz cehaleti yok etmek, cehaleti yok etmek, cehaleti yok etmek. Genç kardeşime teşekkür ediyorum. Dedim ki bugün beni kıyı ağlatmaya getirdiniz herhalde dedim. O okuduğumuz şiirin kime ait olduğunu biliyor musunuz? 93'lerde rahmetli Turgut Özal'ın hazırlatmış olduğu bir albümde. Evet. Rahmetli oldu. Şimdi diyeceksin ki şey değil. Ben bir şey demem. Adım Çırmıltıl ama ben tüm hekimlik hayatımda Kötürgöller'e daha çok hizmet etmişim. Ondan söylüyorum. O Çırmıltılı rahmetli bir valinin güftesidir. Ve o şarkı olarak da okundu. Bestelenmiştir. Evet. Bestelenmiştir. Bugünkü mutluluğumu tanımlayamam. Bir de şey vardır Malatya'da, Allah tekrarı nasip etsin. İnşallah daha sık görüşmek umuduyla.
bir eğitimci olarak bana düşecek ne varsa A'dan Z'ye emrinizdeyim. Sağ olun. Hiç her şey gelecek için, ülke için, cumhuriyet için. Aydınlık günlere diliyorum. Teşekkür ederim. Allah hayırlı versin. Bunu zeytinyağı yoksa ben götürürüm. Dayım nerede? Dayısı nerede? Dayısı. Bayım abi özel eve geldi. Tamam, söz aldım. Evet, bu ülkenin aydınlığı için gençliğin geleceği parlak olsun diye ömrüm eğitime adamış isimlerden bir tanesiydi. Profesör Doktor Sayın Mesut Parlak, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Sayın Başkanım, sanırım eklemek istediğimiz... Yani eklemek istedim dedim, baştan tadınız kaçmasın. Şimdi... Şimdi baştan tadınız kaçmasın diye biz böyle kumbara yaptık. Şu ana kadar dönüş olan kumbaralarımızda ortalama 750-800 lira oluyor 3-4 ayda hocam. Tabii bir kumbaraya böyle yapmakla kalmadı. O teslim zaptını getirir misiniz? Biz tabii bir ahlak da burada oluşturmaya gayret ediyoruz. Ama bunu yapan da orada Ali Kamil Hanifi abi. Şöyle bir kumbarayı bıraktığımız yere hocam, böyle sıradan bir şey olmasın diye 3 nüsha bir mahpus var. Mahpusun birini kesip buraya koyuyoruz, teslim eden teslim alıyor. Biri burada kalıyor, biri de sonra geldiğinde toplanıyor, sonra teberru mahpusu olarak mahpusu bıraktığımız yere götürüyoruz. Şimdi tükan olup da bunu götürmeyen varsa, valla götürsün derim yani ama siz bilirsiniz. Para istemek bana göre değil. Onun için ayrıca Ziya abimiz de buradayken, bütün emeğini ve masrafını kendisi yaptı. Ve bana sorulduğunda yani editörlük yapmak, editörlerden biri de benim, bana nasip oldu. Kapalı Çarşı'da ortaokul mezunu bir esnafımız bana dedi ki, abi sen bu kitabı edin, bana dedi özetle. Yani bir cümleyle özetle. Dedim valla bize göre geçti, biz ancak içindeki isimlere hatıralarımızı farz ederiz. Ama 18 yaşında... Ziya abim ilkokul mezunudur, öyle şey değil yani ama 50 tane, hocam sen duyma, 50 tane üniversite mezunu gibi kendisini yetiştirmiştir. 18, 19, 20 yaşında imkansızlıklarla boğuşan, umudu tükenmek üzere olan çocuklara mutlaka okutun ki hayata tutunmanın, direnmenin ve beşeri münasebetin ne olduğunu burada öğrensin. Bu vesileyle Ziya abi bunu bastı, prestij kitabı olarak masrafını karşıladı ama vakfımıza verdi. Tabi burada biraz ayrımcılık yaptı. Bu Gündüz köyü yani Babriye de 400-500 tane verdi. Oradan çok şükür bize bir para gelmedi. Ama biz imzalatıp veriyoruz. Hediye ettiklerimizin dışındakilerinden yani imzalatıp buraya bir şey de atabilirsiniz. Biz imzalatmak isteyenlere de Ziya abi buradayken imzalatacağız. Şimdi bir işte acı bir çiğ köftemiz var inşallah. Sevgili başkanım okur musun kitabın ismini? Tamam oğlum. Onu ben biliyorum, sen okuma yazma yok. Babi terbiyeli başkanı. Hocam onlar kafa tutuyor bize. Yani bunu hatırlatacaktım. Bir çiğ köftemiz var. Sizin yüreğiniz çiğ köftedeki acıyı bala çevirsin inşallah. Ayağınıza sağlık. 15 gün sonraki vefa günümüze Profesör Naci Görür, gelecek deprem uzmanı, belki yarım saat Pötürge'nin depremle ilgili konusunda da bir konuşma yapacak. Bir ay sonraki, ben bunu özellikle öğrencilere söylüyorum. Zaten öğrenci arkadaşlar çıkışta yukarıda imza verecekler. Ben geldim, tarih, ben geldim. Profesör Remzi Akkört'te. Evet, evet. Bir ay sonrakine de şu anda Türk-Japon Üniversitesi'nin rektörü Bekir Sami Yılbaşı gelecek. Çok kıymetli bu çağın, çok kıymetli bir bilim insanıdır. Benim özel arkadaşımdır. Ben gelip öğrencilerle
ve öğrencilere destek veren insanlarla görüşmek istiyorum. Kendisi Amerika'da ama Japonların talebiyle ısrarlı bir şekilde bu yeni kurulan üniversitenin rektörlüğünü yapıyor. Ayda 20 gün burada. Ben teşekkür ediyorum çiğ köftemizi, ayranımızı ve serbest. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Başkanım, Profesör Doktor Naci Görür, evet. Profesör Doktor Remzi Akgök, evet. Ayrıca bizim köylü Profesör Hüseyin Bereketoğlu. Bereketoğlu rahatsızlığından dolayı Mayıs ayında gelecekti. Tamam, teşekkür ediyorum. Bereketoğlu da Babik'ti. 20 gün önce Sayın Cumhurbaşkanlığından köşkte diferansiyel matematik üzerine yayınından dolayı ödül aldı. Yani bilmenizi istiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Topsel. Evet, Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Hayır, Sayın Başkanım dedi ya, herhalde bunu aranızda iş yerine götürmek istemeyen olmaz diye, ama ben şöyle tamamlayayım. Belki de kimisi götürmek istemez, ben burada doldurup bırakayım derseniz de efendim vakfın yöneticileri yüzü de yumuşak yok diyemiyor böyle yardımlara. Haberimiz ola. Tabii ki yine gökyüzünde dokunurduk ve bitti Ziya Akşay ağabeyimizin de bu kitabının geliri olduğu gibi yine Kütürge Doğan Yol Eğitim Vakfı'na efendim buradaki öğrencilere gitmek dedi, haberiniz ola. Efendim dili, dinin rengi ne olursa olsun iyiler her zaman iyidir. İyilik iyidir efendim. İyilik iyidir. Ve öğrencilerimiz ikram yapıyor. Bugün buraya katılan tüm konuklarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu arada Teke Deresi demişken de sevgili Aziz Orhan Başkanım'a ben belki aranızda takip edenler vardır. Yolcu Yollarda diye köy köy il il gezdiğim bir programım var. Efendim bayramda misafirleri olmuştum. Orada Yolcu Yollarda programı çekmiştim. Hani vakfa sunmuş oldukları maddi katkının haricinde köydeki ev sahiplikleri de mükemmeldir. Aynı atmosferi efendim sevgili Bayram Tilbaş'ın misafiri olarak da Nohutlu'da yine yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Malatya sevdalısı, Kütürge sevdalısı. Ben de bir Malatyalı dirijanlı olarak her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki efendim, bizler gittiğimiz yerde Malatyalıyız dediğimiz zaman birileri düğme ilikliyorsa bunu iliklesen Kütürgelilerdir. Hepiniz sağ olun, var olun diyor. Yanınızda ilk defa dinleyenler olmuştur. Gerçekten çok da güzel bir eserdir. Çok öyle bilinirliği olan bir eser değildir ama hatırı sayılır dinleyici kitlesi olan bir eserdir. Evet, ben bu arada Sayın Başkanım programı bitiriyoruz veya dilek, temenni, görüş beyan etmek isteyenler var ise efendim ben de gelebilirim. Arzu ederseniz gelebilirsiniz. Var mıdır dilek ve temennilerde bulunmak isteyenler? Evet. Efendim Kütürge Doğan Yol Eğitim Vakfı Başkanımız Doktor Hasan Hüseyin Şener başta olmak üzere Sayın Başkanıma, tüm yönetimine, tüm eğitime gönül verenlere, efendim pazar günü burada bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza sonsuz sevgiler, saygılar diyorum. Ayağınıza sağlık diyoruz. Ne iyi ettiniz de geldiniz diyorum. Tekrar sağ olun, var olun efendim. Kütürge Düvenli Köyü, Erseli köylüyüm. 1956 doğumluyum. İstanbul'da 44 senelik esnafım. İstanbul Ayakkabılar Odası Başkan Vekili, Vakıf Denetim Kurulu üyesi, köyün de denetim kurulu başkanında görev alıyorum. Halihazırda esnafım. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Öncelikle size iyi yanlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Benim isim Hasan Adak. Ben emekli birinci sınıf emniyet müdürüyüm. Ben de Malatyalıyım.
Tabii bu güzel bir günde Pütürge Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nın düzenlemiş olduğu böyle bir programda güzel insanların yanında olmak, onlarla aynı havayı teneffüs etmek amacıyla buraya geldim. Vakfı yönetenleri tebrik ediyorum. Böyle bir güzelliklerin meydana gelmesi zaten gerekiyor. Kaynaşmaya vesile oluyor, birlik beraberliğe vesile oluyor. Onlara öncelikle yapmış oldukları hizmetlerden dolayı burs olur, öğrencilere bakma noktasında yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünün güzel bir anı olarak kalmasını bütün hemşerilerime diliyorum. Ben size de teşekkür ederim. Ben Abdullah Işık, Malatya, Petrugya, Bozkurt'un doğumluyum. İstanbul'da tekstil işine iştigal ediyorum. Aynı zamanda da şu anki yönetimde görevliyim. Bu toplantıyı da düzenleyen başkanımıza teşekkür ediyoruz toplumu bir araya getirdiği için. Pütürge ve Doğan Vakfı'nın özellikle eğitime verdiği önemden dolayı çok mutluyum. Bu yolda yolun devam etmelerini diliyorum. Allah başlarını muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Efendim ben Hüseyin Memiş, Malatya Pütürge Örmeli Şirozaratoköy Dernek Başkanıyım. Dolayısıyla Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Genel Merkezimizin Genel Sekreterliği, daha sonra işte Pütürge Eğitim Vakfımızın da sekreterlerini görevlerinde bulunmuş idim. Dolayısıyla hala köy derneğimizin başkanlıklı hizmetini yürütmekteyim. Kurumun daima içindeyim. Geçmişte olduğu gibi bugün de içindeyiz. Yapılan etkinlikleri benimsiyor. Başkan, Sayın Başkanı ve nezdindeki yönetim kurulunda kutluyorum. Bu gibi hizmetlerin olması gerekiyor. Özellikle vurgulamam gereken bir husus var. Pütürge Eğitim Vakfı'nda istemiş olduğumuz şey de şu. Cumhuriyet'in en zor dönemlerinde köylerimizde yapılan okullar vardı. Bu son 20 yıldır ne hikmetse bir bir kapanmaya başlandı. Şu anda mevcut hükümetin, Sayın Bakanı geçen gün bir açıklama yaptı efendim. Yeniden köy okullarının açılacağı hususuna değindiler. Bu sevindirici. Bunun takipçisi olacağız. Efendim yeniden köy okullarının hayata geçmesi ülkemiz için yararlı olacağı düşüncesindeyim. Teşekkür ediyorum efendim. Recep Sarıgül, Pütürge Tatlıcak köyü doğumluyum. Vakfın üyesiyim. Tekstille uğraşıyorum. Sayın Başkan Hasan Hüseyin Şener ağabeyimin ve nezdindeki yönetime vefalı Malatyalıların, vefalı Pütürgelilerin vefa gününü kutluyor. Güzel bir anı olması dileğini temenni ediyorum. Ben Taşmışlıyım. Ekremcan'dan. İstanbul'da ikamet ediyorum. İnşaat işiyle uğraşıyorum. Başkanımıza bu programdan dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan Tanrı verdi. Öncelikle herkese merhaba. Sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Pütürge ve Doğan Yolu Eğitim Vakfı olarak Hasan Hüseyin Şehir Bey, Şener Bey'e ve yönetimine sonsuz teşekkürler. Vefa günü dolayısıyla da olsa bundan evvel başarmış oldukları 410 öğrenciye karşılıksız burs vermeleri ve bu insanları bir araya getirip bu şekilde vefayı da hatırlatarak yeni nesillere aktarmak amacıyla yapılan toplantıların çok anlam ve anlamlı bir ifadesi olduğunu belirtiyorum. Ayrıca siz gazete olarak da Yusuf Özpolat Bey'e de bu çabalarından dolayı teşekkür ederim. Cümleten selamlar ekim. Ben Tekederisi Dernek Başkanıyım, Aziz Orhan. İstanbul'da 1957 doğumlu, Malatya Pütürge Tekederisi doğumluyum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Ayrıca işte tekil yönetim Pütürge Vakfı'nın şeyindeyim, üyesiyim. Pütürge Federasyonu'nun kurucu yönetimindeyim. Artı makumun yöneticisindeyiz. Bütün Pütürge'ye, bütün Malatyalılara selamlarımı söylüyorum. Herkesi Pütürge Vakfı'na davet ediyorum. Pütürge Vakfı bizim gururumuzdur. Hasan Hüseyin Şener Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler başarıyor. Rabbim kendisinden razı olsun. Hepsine selamlar. Esselamun Aleyküm.
Malatya Tekederesi'nde ikamet ediyorum. İstanbul'da kalıyorum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Tekederesi yönetim kurulundayım. Aziz Başkanım'la beraber bugün vakfımızdayız. Başkanım ve yönetimime teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. İsim Ramazan Orhan. 1967 doğumlu Malatya Pütürge Tekederesi köyündenim. Biz buraya bugün Tekederesi Derneği olarak katılıyoruz. Herkese saygı ve sevgi günlerini diliyoruz. Teşekkür ederim. Ayran var hocam, ayran. Hasan abi bir şey yapayım dedim şimdi. Bak fotoğraf çek. Bak çek sen. Bir sen abi. Allah Allah. Buraya bak, bu tarafa doğru bak. Abi şöyle. Baş parça yapacaksın şimdi bunu. Tamam ya. 80 parça. Yeter, kesin. Yeter. Fotoğraf çekilecek misiniz ayrı ayrı? Nasıl? Şiir. Yok. Sağlık. Sağlık.